Yemekten önce küçük bir sürprizim var. Aa, öyle mi? İffet. Merhaba, hoş geldin hayatım. Ben evde çok sıkıldım, dolaşmaya çıkmıştım. Sonra da yanına uğrarım diye. Ne kadar iyi yaptın. Biz de yemeğe gidiyoruz. Gelsene bizle. Ben programınızı engellemeyeyim. Ben, ne demek İffet? Hadi gel. Hadi İffet, lütfen. Peki. Öyle dikilip durmayıp yardıma gelsene kızım. Baban gelene kadar bitirelim şunları. Vallahi bütün gün mutfakta tek başıma helak oldum. He. Anne, benim sana bir şey söylemem lazım. Ya diyorum ki akşama şu senin hani güzel yaptığın tatlıdan mı yapsak? Neydi adı? Tiramisu muydu? Tiramisuydu değil mi ha? Ona yoğurt kullanıyordun. Bu yeter mi sence? Anne, şunlarla uğraşmayı bırakıp beni dinler misin? E tamam canım, dinliyorum. Niye bağırıyorsun? Ben amireyim. Anne. Tamam. Halledeceğim şimdi. Burada olmaz. Teyzene gideriz. O bize bir doktor bulur. Sen de aldırırsın. Anne, ben aldırmayacağım bebeğim. Betül! Saçmalama, ne demek aldırmayacağım? Sen Cemil denen o rezilin çocuğunu mu doğuracaksın? Anne, zaten 3,5 aylık. Betül, ne olur öyle söyleme. Anne. Yapamam. O benim bebeğim. Betül. Sen yanımda olmazsan kim destek olacak bana? Yapamam, anlıyor musun? Beni en iyi sen anlarsın. Kıyamam anne. Demek ki yemekten önceki sürprizin buymuş. Evet. Çok sevdiğim eski bir arkadaşım bu sergiyi açtı. Resimleri görünce çok beğendim. Senin de... Yani sizin de beğeneceğinizi düşündüm. Evet, gerçekten. Bütün resimler çok güzel. Ama bu biraz daha değişik, çok enteresan. En çok bunu sevdim. Ben bu tabloyu gör görmez vurulmuştum. İffet, sen de düşünüyorsun. Hangisini en çok sevdin? Yani bence hepsi güzel. Bence aslında bu tabloyu biraz daha uzak. Sen de acı çekiyorsun benim gibi. Sen de yalnızsın. Geçmişe dönmek istiyorsun. Bak, ne yaparsak yapalım bitmiyor işte.
da bitmeyecek. Cemil. İffet. Ne oldu hayatım? Sıkıldın mı sen? Sıkıldıysan gel hadi yemeğe gidelim. Hı? Yasemin. İffet biraz sıkıldı hadi yemeğe gidelim. Tamam. Real Banco. Üst mü oynasam acaba? Usta erken bitirmişsin işini. Zaten bitmiş bir iş ya. Ben uzatıyorum. Karıcığım bira var, içer misin? Yok Bersin. İçmişim. Usta sen iyice değişmişsin. Her şey için sağ ol Bersin. Anneme uğrayacağım, oradan da yola çıkarım ben. Arabanın anahtarlarını koydum buraya. Abi, yetmedi mi? Yeter artık, vazgeç şu inadından. Aylardır evde yoksun, eve dön. Bak herkesin hayat yoluna girdi nasıl olsa. O kız, Nil, tedavi olmuş. İffet de kocasıyla barışmış. Benim için her şey bitmedi ama Ersin. İffet olmayınca İstanbul'da olmuyor işte. Hadi eyvallah. Bu işe müdahale etmenin zamanı geldi. Alo. Niye oldu değil mi? Heh, burada yine. Emin misin hayatım? Evet, evet. Biraz hava alırım, biraz yürürüm. Oradan da babamlara geçerim. Belki sen de akşam yemeğe gelirsin. Hava biraz soğuk ama yine de sen bilirsin. Gelmeye çalışacağım. Emek için teşekkürler. Rica ederim. Hadi. Efendim baba. Ha kızım. Konuş şu Nimet'le, yoksa elimden bir kaza çıkacak. Niye, ne oldu? Daha ne olsun kızım. Okuldan öğretmeni beni aradı. Dersleri kötüymüş. Bir de kopya çekmiş. Notları kötüymüş. Ders dinlemiyormuş. Daha bir sürü şey söyledi. Beni okula çağırdı. Konuş şu Nimet'le. Ne oluyor bu kızım? Tamam baba, ben akşam uğrayacaktım zaten. Konuşurum Nimet'le. Tamam kızım. Kulaklarını çek gerekirse. Yoksa ben kulaklarının tavana asacağım. Baba sakin ol. Gidiyorum ben şimdi, merak etme. Geldin mi oğlum? Geldim anam, geldim. Sana alışveriş yaptım biraz. Bir şey varsa gideyim alayım hemen annem. Ah. Senden başka eksiğim yok evladım. Gitme canım. Burada bir iş bu. Ah be anacığım. Bunları ben daha kaç kere konuşacağım seninle.
Cemil. Ben iyi değilim. Merak etme sen. Ben bir hafta 10 güne yine gelirim senin yanına. Hadi. Ben gidiyorum anam. Nimet. Nimet niye böyle davranıyorsun? Bak babamı okulundan aramışlar. Öğretmenim bir sürü şey söylemiş. Biliyorum abla. Yanımda aradı öğretmen. Nimet. Bu işin sonu iyi değil. Ben bile tutamam babamı derslerini düzeltmezsen. Ya o kopya olayına girmiyorum bile. Çok üzülmüş babam. Biliyorum. Sürekli biliyorum, biliyorum. Öyleyse niye böyle davranıyorsun Nimet? Arkadaşlarına yalanlar söylüyorsun. Olmadığın biri gibi davranıyorsun. Niye Nimet? Hadi ablacığım söyle bana. Abla. Ben aşık oldum abla. Aşık mı oldun? Serseri. Benim küçük kardeşim aşık mı olmuş? Adı ne? Berkay. Bir bu eksikti. Şimdi tam olduk Nimet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne yapıyorsun lan? Hoş geldin. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Nezir de. Ne bu hal? Abi dün biz burada yokken olaylar olmuş. Ocağa basmışlar. Kim basmış? Bana da şoförler anlattı. Burayı almak isteyenler varmış. Arif Bey de satmak istemiyormuş. Buraya gelmişler. Arif Bey'i tehdit etmişler. Silahlar falan çekilmiş. Ortalık karışmış. Bir şey olmuş mu bari? Yok bir şey olmamış. Ama yarın tekrar geleceğiz demişler. Bize mi nezir bunu? Kendi aralarındaki mesele. Onlar çözsün. Ben çalışmaya çıkıyorum.
babam geldi. Ben babamla konuşacağım. Ama sen de söz verdiğin gibi bütün derslerini düzelteceksin Nimet. Tamam. Hoş geldin baba. Baba yemek neredeyse hazır. Ben yemeyeceğim. Biz konuştuk Nimet'le. Senden de özür dileyecek. Benden özür falan dilemesin. Bir kere de güvenimi boşa çıkartmayayım. Bir kere de kızlarıma güvendim diye üzülmeyeyim ben be. Baba. Ben çok özür dilerim baba. Derslerimi düzelteceğim. Bir daha kopya falan da çekmeyeceğim. Okula alışamadım. Ondan oldu hep. Ama sana söz veriyorum. Yüzünü kara çıkartmayacağım. Üniversiteyi de kazanacağım baba. Babam, sen benim bu okula girmeme izin verdin. Sen benim için elinden gelen her şeyi yaptın. Ben çok seviyorum baba seni. Söz veriyorum. Bir daha üzmeyeceğim seni baba. Affettin mi baba beni? Önce notları görürüm. Gerisi kolay. Baba, Ali'yi sana da çağırayım mı yemeğe? İşim erken biterse gelirim demiştim. Tabii kızım. Çağır o da gelsin. Ben de elimi yüzümü yıkayayım. İffet. Ali İhsan. Efendim hayatım. Ben babamlardayım. Gelecek misin yemeğe? Hayatım, o kadar çok işim var ki maalesef herhalde gelemeyeceğim. Ya, yalnız mı çalışıyorsun? Evet, tek başımayım. Tamam o zaman. Kolay gelsin sana. Tamam canım, hoşça kal. Ne oldu kızım? Geliyor mu Ali İhsan? Yok, daha çok işi varmış baba. Sen buyur. Ben çıkıyorum. Sen daha kalacak mısın? Yeni sezon için daha çok eksik var. Onun için ben biraz daha buradayım. Sen çık istersen. Yardım etmemi ister misin? Aslında bazı modelleri seçmekte zorlanıyorum. Biraz yardıma hayır demem. Niye açmıyor bu kadın telefonu ya? Alo. Ersin, ne haber koçum? İyidir abi, senden? Ersin ya, annem aklıma takıldı. Ben dönerken kötüyüm falan da demişti bana. Şimdi arıyorum da telefonunu açmıyor. Sana zahmet olmazsa bakar mısın koçum ben? Sana anahtarı bırakmıştım kardeşim. Tabii kardeşim. Hemen üzerimi değiştirip çıkıyorum. Eyvallah kardeşim. Aman Ersin, haberdar et beni. Merak ediyorum beni.
Bence bu modeller çok çok iyi. Bu sezonda da mutlaka kullanmalıyız. Ne diyorsun? Bence de. Bence de olmalı. Biraz ara verelim mi? Çok yoruldum ben. İfet bizim sürekli bir arada olmamızdan rahatsız oluyor değil mi? Nereden çıkardın bunu? Dün gece restoranda, bugün galeride çok belli ediyor. Evet, belki İffet bu durumlara çok alışkın değil. Yani bir kadınla erkeğin yakın arkadaş olması fikri ona biraz yabancı. Ama zamanla alışır. Devam edelim mi? Tamam. Abi. Ocağa giderken yolda gördüm. Kanlar içinde yatıyordu, buraya getirmemi söyledi. Abi ben sana söyledim tek başına gitme diye. Doktoru çağır çabuk. Kimse gördü mü seni? Bu adamlar manyak. Sana da bulaşmasınlar. Bana bir şey olmaz. Kimse de görmedi. Sağ ol kardeş. Sen git istersen. Sağ ol. Ama bu mevzudan kimseye bahsetme. Baba. Ben gideyim artık. Hayrola kızım, otursaydın. Hem Alisa madem hala çalışıyor. Gideyim evime baba. İyi kızım, sen bilirsin. Hadi. Ali sana selam söyle. Söylerim baba. Bana bak. O Berkay kimse seni sen olduğun için sevsin. Yoksa bırak gitsin. Hiç düşünme bile. Tamam. Cemil. Nil, senin ne işin var burada? Feride teyze.
Feride teyze. Feride teyze. Feride teyze. Feride teyze. Yoruldun mu? Biraz. Yanımda olduğun için çok teşekkür ederim. Benim için zevk. Sen benim hayatımı kurtardın. Son zamanlarda yaşadıklarımdan sonra artık hiç kimseye güvenemem diye düşünüyordum. Ama sen o kadar dürüstsün ki ve beni o kadar iyi anlıyorsun ki. Hiç kimse tamamen dürüst değildir. Benim de kendime sakladığım, söyleyemediğim bir takım şeyler var. Onları da öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Peki, o zaman sen istedin. İffet'le mutlu musun?